Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda duyu organlarına başlayacağız. Duyu organlarından gözü anlatacağım bu videomuzda. Duyu organlarında en çok soru gelen kısım göz ve kulaktır. O yüzden bunları çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Diğer organlardan da geliyor ama hani onları tahmin etmesi, ezberlemesi biraz daha kolay. Ama gözdür, kulaktır bunlar biraz daha karmaşık yapılar. O yüzden iyice çalışmamız lazım. Tabii çalıştıktan sonra mutlaka soru çözmeyi unutmuyoruz. Ben yine soru çözüm videoları zaten çekiyorum. Ama sizler de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümü yapın. Evet, gelelim göze. Arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi göz görme organımızdır. Yapısına baktığımız zaman 3 tabakadan oluşmaktadır. Sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabakadan oluşur dışarıdan içeriye doğru. Buraya ben gözün şeklini çizdim. Onun üstünden göstereceğim zaten hangi tabakaların olduğunu. İlk önce şunu yazalım. Görme organıdır diyelim. Görme organıdır. 3 tabakadan oluşur. 3 tabakadan oluşur. Bu tabakalar arkadaşlar dıştan içe doğru, dıştan içe doğru şöyle yazacağız. Birincisi sert tabaka. Sert tabaka. Biz bu tabakaya sklerada diyoruz arkadaşlar, sert tabaka. İkinci tabakamız damar tabaka. Damar tabaka. Bunun bir diğer adı da koroittir. Koroit. Damar tabaka. Ve son olarak en içte ise ağ tabaka bulunur. Ağ tabaka. Bu da arkadaşlar retina olarak isimlendirilir. Retina. Şimdi dışarıdan içeriye doğru bu şekilde. Peki göz şeklinden gösterelim. Acaba hangi tabakalarımız var bakalım. Arkadaşlar, sert tabakaya baktığımız zaman ilk önce sert tabakanın yapısından bahsedeyim. Daha sonra sert tabakayla ilgili olanların üstünde yazalım. Böyle tabaka tabaka giderek işte gözün üstünde gösterelim. Öyle yapalım, daha iyi olur. Şimdi bizim sert tabaka dediğimiz yapı temel olarak bir tane yapıdan oluşuyor arkadaşlar. Kornea dediğimiz bir yapıdan oluşuyor. Sert tabaka dışarıya doğru farklılaşarak kornea dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Kornea saydam bir yapıya sahiptir ve kan damarı içermez. Korneanın önemli bir görevi var. Göze gelen ışığın ilk kez kırıldığı yerdir arkadaşlar. Gözümüze gelen ışık iki kere kırılır. Bir kornea dediğimiz yapıda birinci kez kırılıyor. Bir de mercekte kırılır. İnce kenarlı merceğimiz var gözümüzün içerisinde. O mercekte kırılacak ve daha sonra görüntü retinaya doğru düzgün bir şekilde düşecek. Eğer ki zaten bu görüntünün düşmesinde herhangi bir sıkıntı oluyorsa göz hastalıkları ortaya çıkıyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Yazayım şuraya. Şöyle A diyorum, sert tabaka. Sert tabaka. Neydi diğer bir adı? Sklera arkadaşlar. Sert tabakanın bir diğer adı. Sert tabak için şunu söylüyoruz. Dışarıya doğru farklılaşarak, dışarı doğru farklılaşarak, farklılaşarak korneayı oluşturur. Korneayı oluşturur. Kornea neydi? Saydam, damarsız bir tabakadır. Damarsız bir tabakadır arkadaşlar kornea. Ve korneanın bir diğer özelliği, şöyle yazalım. Kornea göze gelen ışığın ilk kez kırıldığı yerdir. İlk kez kırıldığı yerdir. Şimdi sert tabakada eğer ki kan damarı bulunmuyorsa sert tabaka nereden besleniyor? Arkadaşlar, sert tabaka bir alt kısımda bulunan damar tabakadan beslenir. Besin ihtiyacını buradan karşılar. Bağ doku vardır arada, zaten sert tabakada bağ dokudan oluşmuştur. Bu yüzden de beslenmesini bu şekilde gerçekleştiriyor. O zaman şunu yazalım. Kan damarı bulunmadığı için damar tabakadan beslenir. Damar tabakadan beslenir. O zaman bizim sert tabakada bilmemiz gereken şey ne? Hemen altını çiziyorum. Arkadaşlar, bizim burada bilmemiz gereken şey kornea.
Korneayı kesinlikle unutmuyoruz. Korneanın görevi bizim için önemlidir. Göze gelen ışığın ilk kez kırıldığı yerdir arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Peki gösterelim hemen. Arkadaşlar bakın şu şekilde. Sarıyla boyadığım, bakın sarıyla boyadığım şu kısım bizim sert tabakamızı oluşturuyor. Bakın tamamı sert tabakayı oluşturur. İşte sert tabakanın dışarıya doğru farklılaşarak oluşturduğu şu yapıya biz ne diyoruz? Kornea diyoruz. Kornea. Ayrıca bunun tamamına da ne diyorduk? Sert tabaka diyorduk. Sert tabaka. Yani diğer bir adıyla neydi? Sklera diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dış tabakayı göstermiş olduk. Gelelim bir sonraki tabakamıza. Bu şekli birazdan yine göstereceğim size. Damar tabaka kısımlarını göstermek için. O zaman şöyle B diyorum. Damar tabaka. Damar tabaka. Bir diğer adı neydi? Koroid. Arkadaşlar, damar tabaka yani koroid gözün beslenmesini sağlayan tabakadır. Yani gözdeki bütün yapıları damar tabaka besliyor. Kan damarlarının bol bulunduğu bir yerdir. O zaman şöyle yazalım. Kan damarlarının bol bulunduğu tabakadır. Zaten adı üstünde, damar tabaka boşuna demiyoruz. Ayrıca ne dedik? Gözü besleyen tabakadır arkadaşlar. O yüzden gözü besler yazıyoruz. Peki, damar tabakada bazı farklılaşmalar sonucunda birkaç yapı oluşuyor. Bu yapılara bakalım. Arkadaşlar, damar tabakada gözün renkli kısım dediğimiz kısmı vardır. Biz bu kısma iris diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Gözün renkli kısmına iris denir. İris denir. İşte bu renkli kısım göz rengimizi belirliyor. Kahverengi, mavi, yeşil olabiliyor arkadaşlar. Göz rengimizi belirler. Irisin tam ortasında görüntünün gelmesini sağlayan, görüntünün ilk geldiği yer olan arkadaşlar, tabii korneadan sonra görüntünün ilk geldiği yer olan göz bebeği bulunur. O zaman şöyle diyoruz. Irisin ortasında göz bebeği bulunur. Peki göz bebeğinin görevi nedir? Arkadaşlar göz bebeği içerdiği kaslar sayesinde, düz kaslar vardır göz bebeğinde. Bu düz kaslar sayesinde görüntünün miktarına göre kasılıp gevşeyerek ışığı ayarlıyor. Yani görüntünün nasıl düşeceğini ayarlıyor. O zaman şöyle yazalım göz bebeğine. Bulundurduğu düz kaslar sayesinde göze gelen ışığı ayarlar. Peki nasıl yapıyor bunu? Arkadaşlar, eğer ki çok parlak bir ışık bizim gözümüze gelmişse göz bebeği küçülür. Eğer biraz daha karanlık bir ortama girmişsek göz bebeği büyür. Bu sayede görüntünün netliğini ayarlıyor. Bunu zaten işte göz uyumunda anlatacağım size. O yüzden şimdilik bu kadar bilmeniz yeterlidir. Peki, düz kaslar dedik. Düz kaslar bulunuyor dedik. Göz bebeği var dedik. İris dedik. Arkadaşlar ayrıca bu tabakada kirpiksi kaslar dediğimiz kaslar bulunuyor. Bu kaslar yine kasılıp gevşeyerek merceğin kalınlığını, inceliğini ayarlıyor. O zaman şöyle diyelim. Yine bu tabakada kirpiksi kaslar bulunur. Kirpiksi kaslar bulunur. Bu kaslar göz merceğine bağlanarak görüntünün netliğini ayarlar. Netliğinin ayarlanmasında yardımcı olur. Peki göz merceği dedik. Nasıl bir göz merceği var bizim gözümüzde? Göz bebeğinin hemen arkasında ince kenarlı bir göz merceği var. Göz merceği vardır arkadaşlar. İnce kenarlıdır bu mercek. Bu mercek kirpiksi kaslar sayesinde incelip kalınlaşarak görüntünün netliğini ayarlar. Ayrıca
Göze gelen ışığın ikinci kez kırıldığı yer yine göz merceğidir. O zaman şöyle yazalım. Göz bebeğinin hemen arkasında ince kenarlı mercek bulunur. Işığın ikinci kez kırıldığı yerdir. Bakın ilk kez kırıldığı yer neresiydi? Korneaydı. İkinci kez kırıldığı yer ise göz merceğidir. O zaman şu ince kenarlı merceği de şöyle alalım. Bir de kirpiksi kasları da şöyle gösterelim arkadaşlar. Bunların altını çizelim ki bizim bilmemiz gereken önemli yapılardır. Kirpiksi kaslar ve ince kenarlı merceğimiz. Şimdi şekil üstünden gösterelim bu yapıları. Şöyle şeklimizi tekrardan aldım. Şimdi gösterelim. Arkadaşlar şekle baktığımız zaman burada bakın kırmızıyla boyadığım kısım genel olarak damar tabakı olarak isimlendirilir. Hemen burada bakalım kısımlarımıza. Bakın şurada şöyle biraz daha dik olarak çizdiğim yapı iristir. İris yapısı yani gözümüzün renkli yapısıdır. Hemen kenarında böyle kirpik gibi görülen yapılar kirpiksi kaslardır. Bakın bu kaslar dikkat ederseniz merceğe bağlıdır ve merceğin incelip kalınlaşmasını sağlar. O zaman maviyle boyadığım şu kısım nedir? Mercektir. Göz merceği. Mercek. Daha sonra gelelim şu kısmın tamamını, kırmızıyla boyadığım kısmın tamamını koroid yani damar tabakı olarak isimlendiriyoruz. Koroid, damar tabakı. Evet. Orta tabakayla ilgili yani damar tabakayla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim bir sonraki tabakamıza. Arkadaşlar sonraki tabakamız A tabaka. Yani retina olarak isimlendiriyoruz. Hemen yazalım. Şöyle ki yanına C A tabaka diyoruz. Parantez içerisinde retina. Arkadaşlar retina görme sinirlerinin çıktığı, ayrıca görme reseptörlerinin bol miktarda bulunduğu yerdir. Retina, A tabaka. Görüntü de burada oluşuyor. Bunu unutmayalım. O zaman retina için şöyle diyelim. Foto ne demek? Işık demektir. Reseptör de uyarıyı algılayan demektir. O zaman fotoreseptör arkadaşlar ışığı algılayan yapılardır. Fotoreseptörlerin bol miktarda bulunduğu tabakadır. Şimdi burada fotoreseptörler iki şekildedir. Hemen fotoreseptörleri şöyle yazayım. Fotoreseptörler. Arkadaşlar, fotoreseptörler bir koni hücrelerinden oluşur, bir de çubuk hücrelerinden oluşur. Şöyle yazıyorum çubuk hücreleri. Bir de koni hücreleri vardır. Çubuk hücrelerin bir diğer adı çomak hücresi de diye karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Karıştırmayalım ikisi aynı şeydir. Çubuk hücreleri görüntünün şeklini algılarken koni hücreleri görüntünün rengini algılar. Dış kısımda çubuk hücreler bulunurken iç kısımda arkadaşlar koni hücreleri bulunur. O yüzden biz bir görüntüye baktığımızda mesela diyelim ki bir odaya giriyorsunuz. İlk önce orada bulunan eşyaların şeklini algılıyoruz. Daha sonra ise rengini algılıyoruz. Hani bu çok küçük bir zaman farkıdır. O yüzden biz direkt bunu fark edemeyebiliriz ama görüntü bu şekilde oluşuyor. O zaman çubuk hücreler için şunu diyoruz. Görüntünün şeklini algılar. Koni hücreler içinde ne diyoruz? Görüntünün rengini algılar. Bunlar bol miktarda bulunur. Ve arkadaşlar eğer ki çubuk ya da koni hücreleri zarar görürse bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Mesela koni hücreleri kırmızı, mavi ve yeşil renklerini bulunduruyor. Bu renklerin bir araya gelmesiyle de diğer renkler ortaya çıkıyor. İşte bu renklerden herhangi biri ortada yoksa, herhangi bir koni hücresi yoksa o zaman renk körlüğü oluşuyor.
tamamı yoksa, tamamı çalışmaz durumdaysa o zaman da gece körlüğü dediğimiz hastalık oluşuyor. Yani kişi ortamı siyah beyaz olarak görüyor. Tam renk körlüğü ortaya çıkıyor. O zaman şöyle yazalım. Koni hücrelerinin eksikliğinde renk körlüğü ortaya çıkar. Renk körlüğü ortaya çıkar. Evet, bu şekilde A tabakayla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim çubuk hücre ile ilgili söyleyeceğimiz bir şey daha var. Çubuk hücre ayrıca görüntünün siyah beyaz algılanmasını da sağlar. O zaman geceleri aktif olan hangisidir? Çubuk hücredir. Işığın azlığında veya ışık yokluğunda çubuk hücreleri aktif haldedir. Çünkü biz görüntüyü siyah beyaz görüyoruz. Hani az bir ışıkta. Ama ışığı artırdığımız zaman ne oluyor? Hemen koni hücreleri devreye giriyor ve renkleri algılamaya başlıyoruz. O zaman çubuk hücreleri için şunu yazalım. Çubuk hücreler görüntünün siyah beyaz algılanmasını sağlar. Algılanmasını sağlar. Arkadaşlar A tabakada bu şekilde. Şekil üstünde göstereceğim birazdan size ama bizim burada odalarımız var. Bakın camsı cisim, ön oda ve arka oda dediğimiz odalar var. Peki bu odalar nereler? Hemen isim olarak ilk önce yazalım, daha sonra şekil üstünde gösterelim. Arkadaşlar kornea ile iris arasında bulunan odaya biz ön oda diyoruz. Ön oda bir boşluk bulunur, küçük bir boşluk. Ön oda olarak isimlendirilir. İrisle mercek arasında bulunan kısma ise arka oda diyoruz. Bir de mercekle retina arasında bulunan kısım vardır. Mercekle retina arasında bulunan kısım, oraya da biz camsı cisim diyoruz. Camsı cisim veya karanlık oda. Karanlık oda diyoruz. Şimdi bunları şekil üstünden yine gösterelim arkadaşlar. Şu şekilde alalım. Şimdi şekle baktığımız zaman ilk önce A tabakayla ilgili olan kısmı göstereyim. Arkadaşlar A tabakayla ilgili olan kısmımız şu retina dediğimiz kısmımızdır. Bakın retina. Retina kısmımız, yani A tabakamız. A tabaka. Şimdi A tabakayı anlatırken söylemeyi unuttum. Bir de fotoreseptörlerin hiç bulunmadığı bir bölge vardır. Biz o bölgeye kör nokta diyoruz. Kör nokta hemen hemen şuralara denk geliyor arkadaşlar. Kör nokta görme sinirlerinin çıktığı yerdir. O zaman şuraya ne diyeceğiz? Kör nokta diyeceğiz. Kör nokta. Kör noktayı birazdan da yazacağım buraya. Ayrıca fotoreseptörlerin yoğun olarak bulunduğu yere ise biz sarı cisim diyoruz. Veya sarı benek olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. Bu sarı benek de yine A tabakada bulunur. Yine reseptörlerin bol miktarda bulunduğu yerdir. O zaman bunları gösterelim, yazalım. Ayrıca ön odayı, arka odayı da göstereyim size. Bakın ne dedik? Kornea ile iris arasında bulunan kısım, şu kısım neydi? Ön odaydı. Buraya ön oda diyoruz. Daha sonra iris ile mercek arasında bulunan kısım arka oda olarak isimlendiriliyor. Arkadaşlar şurası da, bakın şu kısımda camsı cisim olarak isimlendirilir veya karanlık oda olarak isimlendirilir. Şuraya ise görme sinirlerinin çıktığı yer ise arkadaşlar, şöyle görme sinirleri yazalım. Buradan çıkarak nereye gidiyor? Bizim beynimizin görme ile ilgili olan kısmına gidiyor. Şimdi kör noktayla sarı beneği de yazayım. Daha sonra gözle ilgili söyleyeceklerimizi bitirelim. Şuraya not olarak yazmak istiyorum. Bakın şu kısma not olarak yazalım. Reseptörlerin bol bulunduğu yapıya ne diyorduk? Sarı benek diyorduk. Reseptörlerin bol bulunduğu kısma sarı benek denir. Sarı benek denir. Bir de ikinci bir notumuz daha vardı. İkinci notumuz nedir? Hemen onu da yazalım. İkinci notumuz da reseptörlerin hiç bulunmadığı. Reseptörlerin bulunmadığı sinirlerin çıktığı bölgeye
ne diyorduk? Kör nokta. Burada görüntü oluşmaz. Kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Kör nokta denir. Sarı benek ve kör noktanın da şöyle altını çiziyorum. Bunlar bizim için önemli yapılar. Evet, buraya kadar biz gözle ilgili olan yapısal özelliklerimizi anlattık. Bir sonraki videoda göz uyumundan ve göz hastalıklarından bahsedeceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.